Beyza Hanım, el açması mantı... Mantı dediniz de bence el açması su böreğine benziyordu. Su böreği de olamamıştı da. Lütfen, ben suçun, hepinize hakkınızı verdim. Yani hiçbir şey anlatamayız. Olmamış, porsiyonu olmamış salataya bile tadı güzel diye ben yarım puan verdim. Senin de çorban normal yoğurt, süzme yoğurt kullanman gerekirken düz yoğurt kullanmışsın. Sulu suluydu kıvamı. Sizin masanıza ben çok sana bile verdim. Sana da ben çorbana yarım puan verdim. Sen birdi, benim masanız birdi. Tatlımı bitirdin, tamam mı? Tamam, açtık işte, onu ondan yedik. Sonra böreğimi yedin. Ortada yiyebilirim. Ondan sonra masa patates... yoktu ortada. Ya gene birbirinizi yiyorsunuz, yemeğinizi yesenize de adamın yarışmasında güme gitmesin ya, lütfen. Bakın çok sonra yediğinizden bir şey anlamayacaksınız. Tadına baktım bu arada, fazla yiyemeyeceğim. Bu benim dikkatsizliğim, alerjim var mantara da. Ne? Sordular da benim dikkatsizliğim, ben söylemeyi unuttum. Ama tadına baktım. Öncelikle bunu bir şeyin bir yeri şişmez değil mi Allah korusun? Yok yok hayır, tamam. Kaşınma kızarma oluyor. Aa, sadece. Keşke baştan deseydin. İşte o benim dikkatsizliğimi, tamam. Sordular çok bana. Çok yemesen. Ama tamam. Tavuğundan, peynirinden tattın olabilir değil mi? Evet, mantarından evet. Alma istersen ama anlamışsındır pişip pişmediğini, evet, değil mi, evet. Mantarın? Yani taraflı okay. Yorum yapmayacaksan, yani umarım, objektif inşallah. Yapabilirsen çok yedirmeyeceğim sana, tamam. Mantarda. Tamam. Ama hani tavuğa bir şeyin yok değil mi? Yok yok hayır. Tamam. O sırada o zaman... Safiye yediysen yemişsin galiba. Evet, hemen bir fikrini, yorumunu alalım yemekle ilgili. Bu kadar ummuyordum. Yani başlangıcımız güzel başladı. Mantarı güzel pişmiş. Hı hı. Tavuğu güzel, kestane sosu mantarı. Güzel. Evet. Güzel. Elinize sağlık. Sağ. Teşekkür ederim. Aa, yani sizden, evet, Safiye Hanım. Teşekkür ederim. Başlangıç bu mantar için güzel. Ben gece 12.30'da eve girdim. İstanbul'un hiçbir yerinde kestane mantarı bulamadım. Ormandan toplayıp yedirmesin inşallah bizi. Birazdan anlarız Özen Hanım'dan. Ne yapacağız? Durumundan, mantarın ormandan mı toplanılmadığı durumunu. Bayrampaşa halinden buldum Zuhal Hanım. Gecenin 12.30'da. Hele gittiniz. Derdinde ama hadi. Kuzenimden şey selamlar. Hele sen, evet. Hiç konuşma. Sen? Pardon. Herkesten mantarı daha yüksek puan verdin. Hani bana direkt kapıştım. Sen çok ya. Çok dolmuş. Çok sana hakkımı helal etmiyorum canım. Sen bana, ben sana hiç kimsenin vermediği puanı verdim. Seni destekledim çorbanın güzel olduğunu. Sadece köftelerini dedim, ona da yine puan verdim, tamam mı? Porsiyonlamalarını rezaletti zaten. Masa kursaydınız biz de ona puan verdik ya. Ve sen, rezalet, rezil sen kendine 6 puan söyle. Verirdim dedim. Ve ben sana 6 puan verdim. Herkes sen kalktın bana 1 puan verdin. Peki, yemek yorumuyla devam edelim müsaadeniz, evet, hanımlar. Başlangıçta. Evet Hüseyin, seni de duyayım. Öncelikle elinize sağlık Murat Bey. Hiç konuşma, hiç konuşma. Normalde ben de mantarı pek sevmiyorum ama hani Safiye Hanım'ın dediği gibi gerçekten... ben bekliyordum açıkçası, hani yurt dışında falan, restoran ortamlarında falan çalıştığınızı söylediğiniz için. Evet, hani şey mantar bekledim. Gerçekten sevmediğim bir şey aslında ama... beğendin herhalde. Beğendim yani, afiyet güzeldi. Olsun, peki. Tavuğu sevdiğim için hatta tavuğunu da yiyeceğim. Ya tabii mantarı ki, afiyet olsun. Afiyet olsun. Rakip Elizacığım... olarak sadece Murat Bey'den korkuyordum, başlangıcı böyle geldiyse. Başlangıçtan, yani başlangıç gözüm sakın. Dur bakalım inşallah öyle olmasın. Olmasın. Ya herkes çok iyi yapsın da biz, hı-hı, yüksek, evet, puanlar arasında, evet, kimi seçeceğimizi şaşıralım. Elizacığım. Evet, ben de beğendim. Gayet güzel oldu. Afiyet olsun. Eline sağlık. Çok teşekkür, afiyet ederim. Olsun. Ve Özen. Ben de beğendim. Çok ama ilginç bir şekilde. Ama nereden, biz de bilmiyorduk. Gayret. Ya Eliz Hanım, Allah aşkına bir sakin olun. Bana bir güzele güzel dersin değil mi? Ya, Özen yani hani, bir şey olmuşsa söyler. Yani bunlar var ya. Soruyorsun, diyorsun ki tatlıyı beğendin mi? Cevabı şu. Fena değil. Böyle bir cevap mı var kardeşim? Evet dersin beğendim. Hayır dersin beğenmedim. Fena değil ne demek ya? Yani? Ya en azından sizin gibi yemek yapmayı biliyorum deyip de hiçbir şey hazırlamayıp deyip de burada kendimi sergilemiyorum. Ben aslanlar neyse, gibi yemeklerimin hepsini yaptım. Bana bir sataşmayın. Okay. Ben aslanlar gibi yemeklerimin hepsini yaptım. Çok, sadece yani sizin... Bana sataşmayın, zararlı çıkarsın. Özen Hanım bir dilim patlıcan verdiniz ya. Gerçekten hani, mi? Çok korktum. İlginç bir şekilde beğendim siz diyorsunuz ama... Siz hiç konuşmayın, gıldır gıcık vermedim en azından. İlk yorumlar herkes beğendi. Çok güzeldi. Hanımlar birbiriyle konuşmaktan gerçi fırsat olmadı ama herkes yine çok gergin masada. Gıldır gıcık yok. Gıldır çorbası yaptın. Yaman mı? Gıldır gıcık deme. Sen gıldır, gıldır çorbası yapmış bir insan. Siz... Niye gıldır gıcık diyor? Bana hiç Süraime bulaşmayın. Süraime taktı kafayı. Özen sen sus otur ya. Sen hiç bulaşma, sen hiç konuşma. Ne ya yapsın insanlar? Kendi günü geçti içinden. Yo, adeta başka ben bir eleze çekti. Sizin gerçek yüzlerinizi...
helal etmemeye. Burası bir yarışma arkadaşım. Ben burayı kimseye çakacak. Dürüst ve adaletli olun. Ben adaletli sizden sadece bunu istiyorum. Söylüyorum. Ben herkese noktasına virgülüne adaletli davrandım. Bak beğendiğimi söylüyorum. İşte ben de ama hayret ettim. Hayret nasıl beğendin acaba? Beğenmedim sizi. Masa yoktu. Önlükle karşıladınız ya. Ben kabul ediyorum. Canım bak profesyonel şefler de zamanı yetiştiremiyorlar, tamam mı? Ben o profesyonellik gibi şu an yaptım. Bunu konuşuyoruz. Harika da konuşuyoruz. Oldu. Görsellerim de harikaydı. Porsiyonlarım da harikaydı. Senin gibi cücücük salata koymadım milletin önüne. Beğendim tamam demeseydin o zaman. Tadını sen beğendim dedim. Sen hiçbir şey veremedim. Tadını ben beğendim dedim. Ben tadını sundum. Beğendiğim için de sana yine puan verdim. Yarım puan verdim. Siz hiç... Arkadaşlar ama bakın. Ama güzel puan verdin sen, evet. Evet. Şunu söyleyeyim ben size. Burada bir puanla kaçırıyorlar. Büyük ödül değil mi Zuhal Hanım? Tabii hep bir o yüzden o yarım puanları o yarım puanlar o kadar değerli ki. Eliza Hanım, ama bir puan verecek bir masa yoktu ortada ya. Masayı kurmamıştınız. Ya ben kabul ediyorum. Ben bir puan verecek masa yoktu ortada. Zaten diyorum ki birden başlıyor. Ama diğer yemeklerimin siz hakkını vermediniz. Onu arkadaşım ben de burada bir yarışmacıyım. Sen de yarışmacısın. Hiçbir şey sunamamışsın. Hala savunuyorsun. Hiçbir şey sunamamış mıyım? Ben beğendiğimi beğendim. Beğenmediğimi şak şak yapmıyorum en azından. Türk halkı görüyor. İyi de görüyor. Görüyor. Sizin niyetiniz de belli. Valla ben gerginliğin başta insanlar için olumsuz etkisi olduğunu düşünüyorum ama başlangıcım iyi başladı. İnşallah böyle devam eder. İnşallah beğenirler. Bakalım nasıl olacak? Hiç kimse herhalde bir almak istemez. Kime sorarsanız sorun. Kimse biri görmek istemez. Ben şahsen yarışmacı olsam vermem de. Zaten kaybetmişim. Sen kardeşim. Dedim. Yani bana verince kaybetmiş, beni şey mi yapıyorsun? Onore etmek, biraz moral vermek. En azından ben ama en güzel morali ben verdim ya. Dedim verdim ki çorbanın evet. Güzel dedim. Ondan sonra... Pişman mısın? Hayır pişman değilim. Ben bravo. Safiye Hanım tamam harika. Mı? Gerçekten hakkını versin buyurun. Yemeklerin. Ben ona gerçekten hak ettiği puanı da vereceğim. İnşallah. Çünkü ben sonra bu intikama döndüğü zaman ben onun gibi yalan dolan yapmayacağım yani. Ben. Safiye Hanım sizin için dedik işte klibi reklam için gelmiş yemek evet. Yapmayı bilmiyor falan evet. Demişsiniz. Evet. Ben de dedim ki... Ben dedim açık sözlüyüm, evet dedim. Hem dedim klibimin tanıtımını yapacağım, hem de aslanlar gibi yemeğimi yapacağım dedim. Ama biz çünkü yemek ben buradan ortada. Sözümü kesme. Ben buradan kazandığım parayı çocuk esirgeme derneklerine, yetim öksüz çocuklara hediyeler alacaktım ve hayvan barınaklarına bağışlayacaktım. Olabilir. Herkesin aynı şekilde klibimin gelirini de bana düşen kısmını da aynı şekilde ben hayvan barınaklarına ve çocuk esirgeme kurumlarına bağışlayacağım. Sen benim background'umu bilmeden bana ön yargıyla peki, yaklaşıyorsun. Hayır, şimdi tamam sen mı canım? Bu beklentin yüzden... Var diye olmamış bir masaya bizden puan mı bekledin? Sırf oralara yardım yapacaksın diye. Yani demek ki ihtiyacınız yokmuş ben aslında. Ben zaten kaybettiğimi kabul ediyorum sizi. Şey ben niye boğaz geliyorum? Ki, niye boğaz geliyorum? Ki, niye olayı benim kişiselleştirdin? Benim yaptığım, sesim kısıldı. Bir deneyelim Eliza'cığım. Işte. Eliza Hanım herhalde, çok pardon Eliza Hanım. O çektiğiniz klip de herhalde bir hafta sürmüştür bu elinizin ağırlığıyla. Hani 22 saat. Var ya, iyi yani. Espri yaptığınızı zannediyorsunuz. Dün gördüğümü söylüyorum ya. Cümlemi kesme. Öyle yorumlar yapıyorsunuz ki hadsiz yani. Herkes haddini bilsin arkadaşlar lütfen. Ya evet, tabii. Şimdi ben dediğinizi siz de uygulayın. Yok ben uyguluyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Benim bir gram benden yanlış kelime çıkmaz canım. Eliza. Beni bilen bilir. Program yapabiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. Benim hassas noktalarım var Zoya Hanım. Demin sen de çok haklısın. Şimdi demin sen de dedin ya. Şefler geldi, döküldü. Gerçekten evet. Böyle yani çok şahane şeyler beklediğiniz insanlarda hiç umulmadık, başarısızlıklar gördük. Olabilir canım, heyecandır, şudur, budur. Elbette hepimizin hataları oluyor her yerde. Yarışmada aynen. Da olacak yani. Kamera heyecanı başka bir şey.